hafta sonunda çok konuşuldu. Haber izlememiş olabilirsiniz, televizyonları açamamış, gazeteleri okuyamamış olabilirsiniz. Ama bu bakanın bu sözünü unutmanızı istemedik. Ben görevden alırken, bu işlemleri durdururken bu yolsuzluğu ben ortaya çıkarttım. Dolayısıyla herhangi bir yolsuzluğa asla müsaade etmeyiz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun en tepe ve kritik isimleri çok değil 9 Eylül'de görevlerinden alındı. O gün değil ama haftalar sonra SGK Başkan Vekili ve 4 daire başkanının görevden alınma gerekçelerini Çalışma Bakanı açıkladı. Yolsuzluk dedi. Yerin altında çalışan maden işçisinin primleriyle ödenmiş bir sosyal sigortalar sistemimiz var. Direğin tepesinde çalışan adamın primi var. Dolayısıyla onların emeğinden kimseye 5 kuruş çaldırmayız. Onun çalmasına, çırpmasına, yolsuzluk yapmasını, istismar etmesine de asla izin vermeyiz. Buna göz yummayız. Kamuda görevli kişiler kamunun mallarını korumakla yükümlü. Şayet oraya bir zarar vermiş ise bir soruşturmaya tabi olurlar. Ama Türkiye'de en fazla cezalandırma görevden alma. Görevden almayla bu iş olur mu? Sayıştay raporuyla kanser ilaçlarının gümrükten giriş fiyatıyla Türkiye'de satış fiyatı arasında 46 kat fark olduğu ortaya çıkmış. Kısa süre sonra da SGK Başkan Vekili ile birlikte ilaç, sağlık hizmetleri, tıbbi cihaz, yurt dışı ve sağlık hizmetleri daire başkanları görevden alınmıştı. Sonrasında da SGK Başkan Yardımcısı ve Teftiş Başkanı bu görevden alma almalarla ilgili o gün resmi bir açıklama yapılmadı ama CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Plan Bütçe Komisyonu'nda Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e bürokratlar neden görevden alındı diye sordu. Başkanları değiştirmemiz elimize ulaşan bilgilerden kaynaklanmaktadır. Soruşturmalardan kaynaklanmaktadır. Sık sık önümüzde duran meselelerden birisi yolsuzluk meselesidir. Ben bir yolsuzluk olduğunu fark ettim ve görevden aldım. Bu kadar basit olmaması gerekiyor. Savcılık devreye girmesi gerekiyor ve kamuoyuna da ne kadar yolsuzluk varı açıklaması gerekiyor. Türkiye'nin en büyük kamu bütçesine sahip Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yolsuzluk yaşandığını ve bürokratların da bu nedenle görevden alındığını açıkladı bakan. CHP ise görevden alma yetmez, savcıların da devreye girmesi gerekiyor diyor. Kendi şirketinden bakanlığına dezenfektan satışı yapan Ruslar Pekcan'ı hatırlatıyor. Yakın zamanda Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan dezenfektanla ilgili yolsuzluklar vardı. Bunlarla ilgili hiçbir gelişme olmadı. Sayın Bakan bunu açıkladı ise bunun devamını getirmesi gerekiyor. Yolsuzluk yapmasını, istismar etmesine de asla izin vermeyiz. Buna göz yummayız. 1 milyar liralık usulsüz ilaç ve tıbbi cihaz ödemeleri yapıldığına dair iddialar üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı SGK'da 7 ay önce. Muhalefetse soruşturma başlatılması görevden almaları doğru bir hamle ama yetmez diyor. Bürokratların yargılanmalarını istiyor. Bakandan beklediğimiz bu soruşturmayı kime giderse mutlaka devam ettirmesi gerekiyor. Bu iş Süleyman Soylu'ya geldiğinde yine duracak diye endişe ediyoruz. Tabii iktidar kendisiyle ilgili olunca böyle hani soruşturma, dava vesaire yok. Direkt görevden aldım bitti. Belediye başkanlarıyla ilgili de öyleydi, hatırlar mısınız? İstifa etmeleri istendi. Ama ne oldu, neden oldu, neden istifa etti o belediye başkanları, seçilmiş belediye başkanları? Bir açıklama yok. Hukuki bir süreç de yok. Enteresan.